Evet. Çok değerli veliler, kıymetli öğrenciler, hepimizin bildiği üzere geçen haftalarda YKS sınavlarına girildi. TYT ve AYT ve YDT sınavları başarıyla verildi. Artık yeni bir süreç başladı. Biz hepimiz biliyoruz ki hayatının baharındaki gençlerimizin bundan sonraki hayatlarını devam ettirmeleri adına seçecekleri meslek ve bundan sonra nasıl bir hayat tarzı yaşayacakları ile ilgili karar süreçlerinin arefesine geldik. Sınavlar gerçekleşti. Öğrencilerimiz 12 yıllık bütün çalışmalarının meyvesini aldılar. Doğru yanlışları netleri ve bunun sonucunda oluşacak puanlar. 28 Temmuz resmi açıklama. Tabii bundan öne gelmesini de bekliyoruz. Daha erken açıklamaların yapılmasını da bekliyoruz. 28 Temmuz'da açıklanacak puanlar, öğrencilerin sıralamaları yeni bir süreci başlatacak. Bu süreçte öğrencilerimiz tercih yapacaklar. Hangi mesleği yapacaklarına, üniversitenin hangi bölümünde okuyacaklarına karar verecekler. Bunun için de TYT'den 150 puan barajını aşanlar, TYT puanıyla öğrenci alan bölümlere ya da hepimizin daha net anlayacağı şekilde ön lisans bölümlerini tercihler yapabilecekler. 170 puan barajını aşanlar da özellikle 4 yıllık fakülte ve lisans eğitimi yapan bölümlerle ilgili tercihler yapabilecekler. Biz genelde sınava hazırlanmayı, dershaneye gitmeyi, soru çözmeyi çok önemsiyoruz. Ancak bütün yıllarımızı verdiğimiz bu emeğimizin karşılığı olarak da yapacağımız tercihlerden sonra hangi bölüme gireceğimizi bazen ihmal ediyoruz ya da pas geçiyoruz. Burası çok önemli ve değer vermemiz gereken ciddi bir durum. Çünkü ÖSYM verilerinden de biz biliyoruz ve sık sık karşılaşıyoruz. Her yıl ÖSYM tarafından herhangi bir bölüme yerleştirilen adaylarımızın %22'si dolayındaki mevcut tekrar yeniden sınava giriyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Okuduğu veya tercih ettiği bölümden memnun kalmıyor. Gittiği bölümün kendisine uygun olmadığını görüyor. O bölümü bitirirse o bölüme ait bir hayat kuracağı ile ilgili olumlu bir fikri oluşmuyor. Dolayısıyla ona mutsuzluk veriyor, başarısızlık tattırıyor ve o bölümü bırakıp tekrar yeniden hayata hazırlanmak, sınava girmek gibi bir yaklaşıma giriyor. Bu da hem insanlarımızın hayatlarından yıl kayıplarına, yeniden sınava girecekleri durumu da göz önüne aldığımızda puan kayıplarına yol açıyor ve işleri zorlaşıyor. Bütün bunları ekarte etmenin, bütün bunları problem olmaktan çıkarmanın temel yolu bilinçli tercih yapmaktan geçiyor. Bilinçli tercih her adayımızın girmek istediği, girince de okuyabileceği ve okuyunca mutlu olacağı bölümleri yazmasından geçiyor. Tabii bunu yazarken de işin teknik bazı boyutları var. Puanlar, sıralamalar bunlar önemli. Biz de öğrencilerimize ve adaylarımıza özellikle sıralamalara göre ve okullarımızın kontenjanlarına göre tercih yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü puanlar bazen yanıltıcı olabiliyor. Puanlara göre yapılacak bir liste bazen tutarsızlıklar içinde durabiliyor. Oysa sıralama gerçek durumumuzu gösteren net bir veridir. ÖSYM'nin YÖK tarafından verilen kurallar gereği de ilk 50 bine girenlerin tıp fakültesi, ilk 80 bine girenlerin diş hekimliği, ilk 100 bindekilerin eczacılık, ilk 300 bindekilerin mühendislik ve öğretmenlik, ilk 250 bindekilerin mimarlık veya yine ilk 150 bindekilerin hukuk fakültesi tercih etme barajı getirildi. Bunu da unutmamak lazım. Yani şu anlama geliyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, öğretmenlik, mühendislik, mimarlık ve hukuk tercih etmek için en fazla 300 binli bir sıralamaya girmiş olma şartı var. Eğer bu 300 binin üstünde bir yerse bu bahsettiğimiz bölümlerin herhangi birini tercih edememiş oluyor. Tercih etmeye kalkarsa da zaten yerleştirilmemiş olacaklar. Bu noktada öğrencilerimizin tercihlerini uzmanlarla yapmaları,
meslekler hakkında bilgiler toplamaları, meslekleri tanımaları, bölümleri tanımaları, üniversiteye mi gideceğim, bölüm mü seçeceğim konusunda net bir karar vermeleri gerekiyor. Çünkü bazı öğrencilerimiz de özellikle üniversite adıyla tercih yapıyorlar, bölümü çok önemsemiyorlar. Bu sefer gittikleri üniversitenin hangi bölümünde oldukları önem kazanmış oluyor. Bu da hayatında ciddi bir krize yol açabiliyor. Onun için tüm adaylarımızın, velilerimizin ve ailelerimizin bölüm mü seçmeliyim, üniversite mi seçmeliyim, şehir mi tercih etmeliyim konusunda net bir karar vermeleri gerekiyor. Bu karar sürecinde de özellikle ailelerimize, ebeveynlere söylenmesi gereken önemli bir husus var. Tercih sürecinde öğrencilerinin çocuklarının ya öyle o erkek ya da kız çocuklarının tercihleri hakkında kendileri karar vermek istiyorlar. Genelde evlatlarının istemediği, tercih etmeyeceği, okumayı düşünmediği bir bölümü zorla da olsa seçmek istiyorlar. Puanlarının yüksekliğini, sıralamalarının iyiliğini esas alıyorlar. Oysa unutulmaması gereken temel bir husus istek sıralaması. Gidince okumanın ona kazandıracağı mutluluk göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla hayatı yaşayacak ve o mesleği yapacak olan kişinin kendisidir. Anne babası değildir, çevresi değildir. Sosyal baskı yapmanın bu anlamda ciddi zararları ve olumsuz yanlarını da göz ardı etmeyelim lütfen. Öğrencilerimiz 28 Temmuz'dan itibaren bu konuda oluşturulmuş tercih danışma merkezlerimizle irtibat kurabilirler. İllerimizde rehberlik araştırma merkezi ve tüm liselerimizde tercih danışma merkezleri kuruldu ve açıldı. Ve bu seneye has olmak üzere internet üzerinden hizmet verilecek randevulu bir sistemle öğrencilerimiz okullarından ya da rehberlik araştırma merkezine ulaşarak randevu alarak bizzat giderek değil bu hususun altını çizelim tercihlerini internet üzerinden yapabileceklerdir. Bu konuda tekrar altı çizilmesi gereken bir husus varsa öğrencilerimizin, ailelerimizin istek sıralamasına göre başarı sırasını dikkate alarak yapacakları bölüm mü üniversite mi kararını netleştirdikleri bir tercih listesi yapmalarını tavsiye ediyoruz. 24 tercih hakkı var. Bu 24 tercihin hepsini doldurmak zorunda değiller. Ama 24'e kadar ne kadar yaklaşırlarsa kendi avantajlarına boş bırakmanın hiçbir faydası yok onlara. 24 tercihin hepsini doldurmaları da yararlı bir yaklaşım olur diye düşünüyoruz.